İyi akşamlar. Medyascope TV'nin özel yayınına hoş geldiniz. Bu akşam CHP Genel Başkan adayı Umut Orhan konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umut Orhan'a gazeteci Orhan Bursalı ile birlikte gündemdeki soruları yöneltmeye çalışacağız. Umut Bey, dün Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile, bugün İstanbul'da İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın'la görüştünüz. Sizin açınızdan sürecin en sıcak iki gelişmesi buydu. Buradan başlamak isterim. Dün Kemal Bey ile konuştuklarınız bir şekilde yansıdı. Sizin bir açıklamanız oldu görüşmeden sonra CHP Genel Merkezi'nde. Ama bugün Murat Karayalçın'la görüşmenizle ilgili bir açıklama yaptınız mı onu bilmiyorum gerçekten. Genel Başkan'la neler konuştunuz? Olağanüstü kurultay olacak mı CHP'de? Öncelikle ben de bizi izleyen seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum bir kez daha. Cumhuriyet Halk Partisi bir seçim sürecinden geçti. 7 Haziran 1 Kasım ve bunun sonucunda da ortaya bir seçim sonuçları karşı karşıya kalındı. Yani iktidar partisi AKP oyunu arttırdı. Cumhuriyet Halk Partisi de 7 Haziran ve 1 Kasım'da aynı oyda kaldı ve yaklaşık son 19 ayda 4 seçim kaybetti. Son 5 yılda 6 seçim kaybetti. Her iki, yani hem Sayın Karayalçın'la hem Sayın Genel Başkan'la özellikle seçim sonuçlarını konuştum. Ve bu seçim sonuçlarının aslında bir başarısızlık olduğunu, çünkü hep başarı kriteri olarak iktidar hedefi olduğunu, bunu Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiğini ve her seferinde de bu hedefe ulaşılamaması ve sonuçta da bugün bir başarısızlıkla karşı karşıya olduğumuzu öncelikle verileriyle, gerekçeleriyle kendilerine anlattım. Ve neden olağanüstü kurultay yapılmalı, olağan kurultay beklenmeden, o konuda hukuki ve siyasi gerekçelerini kendilerine söyledim. Bu çerçeveydi. Yani nedir hukuki gerekçeler? Hukuki gerekçe olarak 1 Kasım'da dün, yani 1 Kasım seçimleri dün Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı resmi sonuçlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim 1 Kasım'dan beri devam eden mahalle, ilçe kongrelerimiz var. Hangi veriye göre yapıyoruz bunları? Hangi seçim sonucuna göre yapıyoruz? 7 Haziran seçim sonucuna göre yapıyoruz. Aslında 1 Kasım'a göre yapmamız lazım. Dolayısıyla burada bir hukuksuzluk olduğunu ifade ettim kendilerine. Yine siyasi olarak da seçim öncesinde, 1 Kasım öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi seçim çalışmaları yapmak yerine 12 ilde bu olağan kurultay hesabı veya planı yapmakla karşı karşıya kalmışlar. Şunu demek istiyorum. Mesela ben milletvekili adayı değildim. 1 Kasım öncesinde 14-15 ile gittim. Hala sesim düzelmedi. Yani mitinglere gittim. Son gün 3 yerde miting yaptım Osmaniye'de. Niye gittim? Partimiz bir oy fazla alsın. İşte bir ilde daha fazla milletvekili çıkartalım. Yani sonuç olarak bir oyun arkasında ve peşinde il il, ilçe ilçe ben milletvekili adayı olmadan çalıştım. Peki ben genel merkeze veya parti yönetimine baktığım zaman şu beni rahatsız et diyor. Bu aynı zamanda parti tabanı da rahatsız ediyor. İllere gidiyorlar. İllerde seçim çalışmaları yapmak yerine veya illerde daha fazla oy nasıl alırız bunun arayışlarını yapmak yerine gidiyorlar masa başında 12 ilde kongreler yapıyorlar. Bu kongreler, yani bir kere zamanlama olarak çok yanlış. Bizim seçime giderken yapmamız gereken seçim çalışması, ama burada kongre çalışması yapılıyor. Böyle bir zaruret yok. İki, bazı ilçelerde kongre olmadan il kongreleri oluyor. Üç, bazı kurultay delegelerinin haberi yok. Sonuç, 78 kurultay delegemiz, önceki kurultaydan gelen 71 tanesi tasfiye olmuş 12 ilde. Yani
mahalle delegesi bile olamamışlar. Bu şu anlama geliyor. Burada bir ince hesap var. Burada bir kurultayla ilgili bir çalışma var. Bu doğru bir şey değil. Yani seçim öncesinde böyle bir çalışma yapılması doğru değil. Ve bu çalışmada da bu olağan kurultaya yönelik kurultay delegelerinin planlanması var. Çünkü 78 kurultay delegesi eğer mahalle delegesi olamadıysa, bunların hepsi tasfiye olduysa 71'i birden, burada bir iyi niyet aramamak lazım. İşte Umut Bey, Kılıçdaroğlu ne dedi size? Böyle bir şeyin olmaması gerektiğini bunları not etti ve bunlara bakacağını ve bundan sonra yapılacak ilk kongrelerinde de bu tür olayların olmaması için önlem alacağını söyledi. Haberi yok muymuş yani böyle yapıldığında? Bazı şikayetler geldi ama bu derecede, yani bu oranda bir bir peki müdahale olduğunu... hemen kurultay yapılması, yani olan kurultayı beklemeden hemen kurultay yapılması isteğinizi ne tür bir yanıt verdi? Yani ben gerekçelerini bir kez daha kendisine söyledim. Neden olağan olması gerekir diye. Çünkü ortada acil, akut bir durum var. Yani buna müdahale edilmesi lazım. Olağanın beklenmemesi lazım. Akut bir kere, durum nedir? Parti başarısız olmuştur. Ve AKP ile aradaki fark çok artmıştır. 25 puana çıkmıştır. Ve AKP ikinci günü hemen başkanlık sistemini tekrar dayatmıştır. Şimdi baktığımız zaman biz Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bir kere ibra olması, yani bir gerçeklerle yüzleşmesi, başarısızlığın nedenlerinin araştırılması ve bununla ilgili de dediğim gibi yönetimin ibra olup yeniden seçilmesi ve meşruiyetini kazanması gerekiyor. Yani şu aşamada baktığınız zaman aslında yönetim meşruiyetini tam olarak kazanmış olarak değerlendirmiyoruz. Çünkü neden? Resmi seçilmiş, kurultayda seçilmiş bir yönetim var orada. Yani bunun meşruiyetini şu an seçim sonuçlarına göre değerlendirmeye kalkarsanız hukuki bir zemini ortadan kalkar. Yani siyasi olarak meşru değil diyorsunuz. Siz şöyle bir yeni bir tanım getiriyorsunuz. Partiyi seçimi kaybeden her parti aslında istifa etmeli gibi bir tanım, bir tarım getiriyorsunuz. Ayrıca da bir de yani Ocak'ta zaten kurultay olacak. Şimdi şeyi merak ediyorum ben. Yani 20 gün önce olmasıyla Ocak'ta olması arasında ne gibi bir fark var burada? Aynı bir baskın kurultayın bu sizin dediğiniz seçim sonuçlarıyla ilgili ne gibi bir yarar sağlayacak? Yani işte zaten Ocak'ta kurultay, yani merak ettiğim şey soruyorum. Ocak'ta bir kurultaya daha hazırlıklı gider herkes, muhalefet de aynı zamanda falan. Ve gayet iyi bir kurultay da olabilir. Yani kurultayın aslında uzun süreli olması çok önemli bir şey. Sadece başkan değişimi beni çok da fazla ilgilendirmiyor. Başkan değişimi bu alanda. Ama ana meselelerin tartışması benim için çok daha önemli. Yani neden Cumhuriyet Halk Partisi %25'te bunun için ne yapılmalı? Plan ve program tartışması. Ben uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'nin stratejik hedefleri, Türkiye toplumuna ilişkin, seçimlere ilişkin bir ciddi böyle siyasi içerikli bir programı ele alan bir kurultay hatırlamıyorum. Şimdi tam bu noktada olağan kurultay aslında yasal bir durum. Yani belli sürelerde yapılması gereken bir durum. Biraz evvel Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin yani yetkisi var mı, meşruiyetten bahsettim. Şimdi orada şöyle bir sıkıntımız var. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi partiler yasasına göre 2 yılda bir kurultayını yapması gerekiyor, olağanı. 1 yıl olağanüstü durumlarda bir süre veriliyor. Biz şu anda, yani 3 yıl toplam veriliyor. Biz şu anda 3 yılı geçtik. Temmuz ayında doldu. Şu anda aslında yani partide, yönetimde böyle bir sorun var. Yasalara göre zamanında olağan kurultay yapılmamasından dolayı bir yetki tartışması çıkabilir. Bunu bir kenara koyuyorum. Tam da dediğiniz gibi olağan kurultay mahalleden başlıyor. İlçe seçimleri, mahalle delegeleri seçimleri, il seçimleri, yani aşağıdan yukarı gelen bir seçim, yenilenme, tazelenme. Sonra da yine dediğiniz gibi işte ön seçim gündeme göre programla ilgili
belli şeylerin tartışılması, tüzükle ilgili belki belli şeylerin tartışılması. Mesela ön seçim süreci yaşadık. İlk defa uygulanıyor. 80 sonrası %85 listemizi, milletvekili listemizi ön seçimle belirledik. Mesela burada aksaklıklar, bununla ilgili tartışılması. Yani daha böyle rahat, daha ortak aklın geliştirilebileceği, belli kararların tartışılarak alınabileceği bir süreç olması lazım. Rahat bir süreç olması lazım. Ve belki Avrupa'da olduğu gibi sosyal demokrat partilerde bu kurultay süreleri bir hafta sürebilir. En sonunda seçim olabilir. Yani Almanya'da Sosyal Demokrat Partisi, İngiltere'de İşçi Partisi, İsveç'te Sosyal Demokrat Parti bu şekilde yapıyor. Bir hafta sürüyor olağan kurultayları. Ben neden olağanüstü kurultay çağrısı yaptım? Biraz evvel ifade ettiğim gibi ortada bir üst üste yani 7 Haziran sonra 1 Kasım ve bir başarısız durum söz konusu. Buna acil müdahale etmeniz lazım. Yani bunu böyle birkaç ay bekleme durumunda değilsiniz. Biraz evvel dediniz ki zaten Ocak'ta var. Aslında takvime baktığınız zaman bu Ocak'ta olmaması gerekiyor. Bu sıkıştırılıyor Ocak'a. Yani bu Mart'a yani en az 3 aylık bir sürece ihtiyacı var. En az 3 aylık. Onun için baştan şunu söyledim. Sayın Genel Başkan'a da dün onu söyledim. Dün daha resmi 1 Kasım sonuçları açıklandı. O resmi sonuçlara göre zaten olağan kurultayın yapılandırılması, planlanması oradaki sonuçlara göre hukuken geçerli. Biz bunu daha evvelden yaptık. Yani orada bir hukuken tartışma yaratacak bir durum var. Yani hukuki olarak bir böyle bir sorun var. Onun dışında şöyle değerlendirelim. Bu kurultay delegeleri yaklaşık 3,5 yıldır sorumluluk almışlar. Seçim çalışmalarına katılmışlar. İşte kimi dükkanını kapatmış, o çalışmalarda olmuş. Kimi çocuğunu okula bırakmış, oraya gelmiş. Yani bu insanlar emek harcamışlar. Yani bu insanların tarlada izi var. Şimdi tarlada izi olan, bu emeği harcayan insanların kurultayda da hasatta da bir söz söylemeleri lazım. Yani 3,5 yıl içerisinde parti yönetiminde hangi arkadaşlarımız başarılı, hangi arkadaşlarımız başarısız? Şu anlama gelmiyor bu. Yani bu yönetimin hepsi tasfiye olacak diye bir şey yok. Ama bu yönetim onları seçen kurultay... 10 Mart'ta ya olsun daha büyük zaman hazırlığı olur vesaire. Peki Orhan Bey, Türkiye ana muhalefet bir otorite boşluğu ve bir başarısızlık artık silsilesinden sonra bir otorite boşluğu içerisinde ana muhalefetini Mart'a kadar bekleyebilir mi? Yani başkanlık tartışılıyor. Hayır, siz söylediniz de onun için aslında Mart'ta yapılması lazım. Olağan, biraz sıkıştırıyorlar dediniz. Olağan Mart'ta yapılsın dediğiniz gibi ama ben de onun için diyorum ki olağan süresinde yapılsın ve hakkıyla yapılsın. Hukuk tartışması olmasın. Efendim delegelere müdahale olmasın. Şimdi 12 ile 13 yani aslında öyle. Bugünkü CHP yönetiminin Ocak'ta yapacağı kurultayda bir tür olağanüstü kurultay gibi bir şey mi? Süreler açısından, yasal süreler açısından. Yani olağanüstü diyemeyiz ama sıkıştırılmış yani böyle bir nasıl söyleyeyim size yani böyle bir apar topar yapılan bir kurultay yani hakkıyla tarihlerin yedirildiği sonuçların yani seçim resmi sonuçlarının delege sayısına tam uyarlandığı değil. Biraz evvel şunu söyledim yani bu kurultay delegeleri eğer yönetimi seçmişlerse, eğer genel başkanı bunlar seçmişlerse ibra etmeleri de lazım aslında. Yani bu kurultay delegelerinin olağanüstü kurultayda ibra etmeleri ve yeni yönetimi belirleyip o yeni yönetimin tabandan aldığı güçle olağan kurultay sürecine planlaması, hazırlaması ve gerçekleştirmesi 2011 gerekiyor. 2011 yılı seçimleri. Yani. 2012'de oldu. Yani 2011'deki Haziran seçimlerinden bir sene sonra 2012'de olağan kurultay tamam. Yapıldı. Yani hemen seçimlerin hemen arkasından böyle bir sıkıştırma olmadı. Normal prosedür içinde. Şu nedenle olmadı. 2010'da ben de o zaman 2012 kurultayında parti meclisinde ben de seçime girdim. Ben de oy aldım. Üçüncü olarak çıkmıştım hatta. Orada 2010'da bir referandum yaşadık. Yani 2010'da Sayın Kılıçdaroğlu'yla beraber göreve gelmiştik. 2010'da bir referandum yaşadık. 2011'de de bir genel seçim yaşandı. Yani iki seçim yaşandı. Şimdi biraz evvel de söylediğim gibi biz şu anda 5 yılda 6 seçim
Ve geldiğimiz nokta %25'te artık tıkanıldı. Yani %25'te kalındı. Bu şu anlama geliyor. Yani çalışıldı, çabalandı. Yani emeğe de biz haksızlık yapamayız. Ama %25'te artık tıkanıldı. O zaman bizim bu bayrak yarışı gibi bunu alıp yukarıya taşıyacak bir yenilenmeye ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Aynı şeyi yaparak farklı sonuç alamıyoruz. Yani çok çalışarak da bu olmuyor. Yani bir anlamda şeye bakarsak yönetim çalışıyor, Sayın Genel Başkan çalışıyor ama sonuç üretemiyor. Yani sonucun ürettiği sonuç en azından başarılı bulunamıyor. Sayın Genel Başkan kendisi söyledi. İktidar olmazsak başarı söz konusu değil dedi. İktidar olamadığımıza göre sonuç alınamaz anlamına geliyor. Bu şey gibi. Yani bal yapmayan arı gibi oluyoruz o zaman. Bal yapmayan arı gibi. Çalışıyoruz, çabalıyoruz ama sonuçta ortada bal yok. Sonuçta ortada iktidar yok, üretim yok. Peki, şimdi siz 2011 seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçildiniz. 2012'deki kurultayda parti meclis üyesi oldunuz. Ardından CHP'nin İdari Mali İşler Başkanlığı'na getirildiniz. 2014'e kadar bu yönetimin bir parçasıydınız siz. Sonra Genel Başkan Sosyalist Enternasyonel'deki başkan yardımcılığı koltuğunu deyim yerindeyse size devretti. Gene bir şekilde bu yönetimin bir parçasıydınız. Ama sonra bir baktık 7 Haziran seçimleri öncesi iktidar medyası sizi Recep Tayyip Erdoğan'ın kızına suikast hazırlığı yapmakla suçlayan yayınlar geliştirdi. Ve siz ön seçime katılmadınız. Ön seçime katılmayıp merkez yoklaması için kendinizi genel başkana teslim ettiğinizi söylediniz. Fakat genel başkan sizi aday göstermedi. Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcılığı koltuğu size verildiği andan itibaren sanki siz bu yönetimden uzaklaştırıldınız mı? Somut olarak da aday gösterilmemeniz bu takımın dışında bırakıldığınızı gösteriyor. Sizle Kemal Kılıçdaroğlu arasında bizim bilmediğimiz bir husumet mi var? Şöyle söyleyeyim Sedat Bey, bu kişisel bir durum değil. Yani benim buradaki nasıl söyleyeyim olağanüstü kurultayın olması veya olağanüstü kurultay olması halinde benim aday olabileceğim, bu bir kişisel durum değil. Sayın Genel Başkan'la da kişisel bir durum söz konusu değil. Zaten 7 Haziran'da veya 1 Kasım'da ben kendisini aramadım. Kendisine de ziyaret etmedim. Yani beni niye göstermedin veya beni göster demedim. Ama bütün onları biz basından izledik. Doğru ama gitmedim. Yani ne gittim, ne aradım. Yani bununla ilgili ne bir sitemde bulundum veya ne bir talepte bulundum. Yani 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar süreçte de gidip de... Bunun anlamı ne? Yani bu bir meziyet midir yoksa genel başkanın bir şeyi midir? sıkıntısı mıdır? Şimdi genel başkanın aday göstermemesi dediğiniz gibi yani beraber mutabakat sağlayarak ön seçime hazırlanırken bu yaşanan olaylar ve o olaylara karşı parti adına ve kendi adıma bir mücadele ve karşı müdahale etme durumumuzdan dolayı onunla beraber ön seçime girmemem konusunda bir mutabakat sağladık. Halbuki ben ön seçime gireceğimi söylemiştim. Kampanyaya başlamıştım İstanbul'da ama bu kararı beraber aldık. Sayın Genel Başkan bu aldığımız karara söz verdi demiyorum ama sonuçta aday belirlerken o iradeyi koymadı. Bu benim açımdan kendisinin ve tercihi öncelikle veyahut da çalışma arkadaşlarıyla yaptığı istişare sonucunda vardığı bir karar mı sizi Erdoğan adayı göstermemiş? Sorunun gizli sorusu çalışma arkadaşları kısmı bence. Aslında yani ben yine Sayın Genel Başkanımızla yakın çalıştığım için bu tür olaylarda çalışma arkadaşları değil irade Sayın Genel Başkan'dadır. Yani ben çünkü o mutabakatı veya o müzakereyi veya o ortak kararı birebir kendisiyle aldım. Dolayısıyla o konuşmalar ikimizin arasında olan şey. Bana tam söz verdi demediniz yani. Tabii ki bunu not aldı ve size bir olabilirlik açtı anladığım kadarıyla ama
Genel Başkan'ın yani bütün en sonunda masaya bir sürü adaylar geliyor. Tabii siz değerli, ben sizin zaten milletvekili adayı olmanızı da destekledim kendi yazımına. Bir tweet de attım orada. Burada yani önde gelen insanların bitiminde olması lazım. Fakat bu başka bir olay şimdi. Yani bir genel başkanının her şeyi genel başkan iradesine bırakmaktansa çalışma arkadaşlarıyla birlikte yakın merkez komitesi veyahut da kendi danışmanlığı veyahut da onlarla birlikte bir karar vermesini tercih etmez misiniz? Siz öyle mi yaparsınız? Genel başkan koltuğuna oturursanız her şeyi tek başınıza siz mi karar vereceksiniz? Hayır. Yani zaten ön seçim sürecimiz vardı. Burada benim olayımla ilgili özellikle iki kişi arasında geçen bir durum olduğu için ve sonuçta kontenjanlar Sayın Genel Başkan'ın kişisel tercihleri, tabii ki arkadaşlarının da tercihleri olabiliyor ama benim aramda, yani benim durumum özel bir durumdu, öyle söyleyeyim. Tabii bir söz konusu değil, yani söz verme konusu değil ama benim can güvenliğimden tutun efendim yasama dokunulmazlığıma kadar birçok şeyi gerekçe göstererek kendisi ön seçime girmememin daha doğru olduğunu beraber karar aldık ama önerdi ve ertesi günde ben ön seçime değil kontenjana başvurdum. Yani şunu söylemek isteyeyim uzatmadan, bu karar ben etrafındaki arkadaşlardan kaynaklandı diyemem. Yani burada o irade Sayın Genel Başkan'da. Ama şöyle bir durum mu ortaya çıkıyor? Genel Başkan sizi göstermeye niyeti yoktu, tuzak mı kurmuşsun? Öyle de demek istemem. Yani öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. İnanın çok samimi olarak söyleyeyim. Ben de gösterilmediğim zaman şok oldum. Benim için sürpriz oldu. Hatta konuşmadım da bu konuda. Bir yerde bir açıklamada bulundum. Dedim ki hakikaten çok kırıldım, kırgınım. Ama hemen şunu da ifade edeyim. Çünkü benim de hayatımda çok alışık olmadığım bir durum. Yani ben de sonuçta 30 yıl iş hayatında çalıştım. Her kademede ticaret yaptım, uluslararası ticaret yaptım, dünya başkanlıkları yaptım, Avrupa başkanlıkları yaptım. Yani işte Anadolu'da, yani birçok yerde ben de bu tür olayların içerisinde çok oldum. Başarılı bir iş hayatınız var. Şirketiniz duruyor mu? Şirketimi çalışanlarıma devrettim 2010'da. Yani benim tamamen mi? Sahibi de devrettiniz. Mal sahibi konumundayım ama yetki ve sorumluluklar tamamen onlarda. Evet. Anladım. Yani ticaretle bir alakam yok. Yani çalışanlar kayyum gibi sizi şirketi yönetiyor. Aslında çalışanlar ortak oldu. Yani o da farklı bir model. Yani çalışanlarım şirkete ortak oldular, hemker ortak oldular ve dediğim gibi bütün karar alma süreçlerini onlar yönetiyorlar. Riski de onlar üstleniyorlar. Kazancı da onlar sonuç itibariyle paylaşıyorlar arasında. Sayın Genel Başkan'la ilgili şeyimize gelirsek kırıldım, kırgınım dedim ama küsmedim. 7 Haziran'da il il, ilçe ilçe gezdim. 15 ile gittim. 2 tane de yurt dışı partimizin çalışmalarına davet edildim, gittim. 1 Kasım'da gösterilmedim, yine küsmedim. Zaten talep de etmedim gidip Sayın Genel Başkan'dan. Ama 1 Kasım'da da 14 ile gittim. Yine yurt dışına da gittim. Yani küsmedim. Şimdi neden ben de yönetimin bir parçası oldum? Doğru. Son 5 yılda Sayın Genel Başkan'ın yönetiminde, liderliğinde 7 kere yönetim değişti. Bunların 4'ünde yer aldım. İlk başta yer aldım. En sonda, yani farklı görevlerde yer aldım. İlk 4 genel başkan yardımcısından biriydim. Sonra genel saymanda oldum. Yani farklı görevler aldım. Mutlaka bugünkü sonuçlarda kısmen benim de yani eleştiri yaparken öz eleştiri de yapmam gerekiyor. Yani ben de o yönetimin belli süreler içerisinde oldum. Aramızda bir husumet yok. Ama mesela bir İdeolojik olarak da belli yerlerde kırılmalar oldu. En bariz kırılmalardan bir tanesi Ekmelettin İhsanoğlu vakasıdır. Ekmelettin İhsanoğlu vakası aslında partimizin başarısızlığının da bence bir kırılma noktasıdır. Biz karşı tarafın rejim dayatmasına, otoriter bir başkanlık sistemi dayatmasına karşı İslami bir figür, o daha bir İslami bir rejim dayatırken
antilaik bir rejim dayatırken biz de ılımlı İslami bir profili aday gösterdik. Kedi tabanımızı bile bu konuda ikna edemedik. Orada o zaman partinin ilgili her kurumunda ben bu konuya karşı oldum. Bütün arkadaşlarım da karşı oldu. Yani Sayın Genel Başkan dışında İhsanoğlu'nu benimseyen yoktu. Bütün arkadaşlarım da karşı oldu. Son gün imza verdim. Çünkü Sayın Genel Başkan'la şöyle bir görüşmemiz oldu. Bu kararı siz aldınız mı? Evet, ben aldım. Bunu tek başınıza mı alıyorsunuz? Evet, ben tek başıma alıyorum. Bu riski siz mi üstleniyorsunuz? Evet, siz de üstleniyorsunuz. Ben üstleniyorum. Peki o zaman dedim, MacArthur'un Atatürk'ün nasihat verdiği Amerikan General MacArthur'un şöyle bir lafı var. Riski ve kararı alan sonucu da cesaretle üstlenmelidir. Ben de Sayın Genel Başkan dedim ki, madem sizin kararınız, madem tek başınıza aldınız, madem bu bir risk ama ben bu kararı aldım, inanıyorum diyorsunuz, o zaman sonucu da neyse çıkacak sonuç, cesaretle üstlenmelisiniz dedim. Ve imza atarken de TÜZÜK Genel Başkan'a bu yetkiyi veriyor. Biz de parti disiplini çerçevesinde 1,5 sayfalık şerh metnimi koyarak imza attım. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi grubunda mevcut. Ve sonuçta ama genel... Efendim? Kim önerdi? Görüyoruz ki yani adam emek hırsızı bir adam. Bana göre utanmaz bir adam. Bana göre. Çünkü bizim emeğimizi çaldı. Bizim partili emektarlarımızın onun arkasında çalışmalarını bana göre çaldı. Utanmadan da MHP'ye giderken ben CHP bana teklif etti ama ben kabul etmedim, MHP'ye geldim. Bu bir emek hırsızlığı. Bu benim örgütümün, tabanımın. Onun için o yaz sıcağında köy köy efendim, mahalle mahalle, pazar pazar. Kim ederdi? Sonuçta çıkıyor ki MHP'nin genel başkanının önerdiği ortaya çıkıyor. Yani öyle bir varsayım ortaya çıkıyor. Biz önerseydik, bizim adayımız olsaydı o zaman milletvekili olacaksa, hevesliyse bu kadar, bizler olması gerekir. Acaba bu Kılıçdaroğlu'nun MHP ile bu çok ciddi bir konuda uzlaşması, daha sonra bir ortak hükümet kurma olasılığına yol açacak bir karar olarak da görmüş olabilir mi? Ama işte 7 Haziran sonuçlarına baktığınız zaman o gerçekleşmedi. Olmadı. Hatta yani hem hükümet kurulamadı, bırakın hükümet kurulmayı, Sayın Bahçeli görüşmeyi bile kabul etmedi. Bırakın görüşmeyi, meclis başkanlığı konusunda tamam, bile bir uzlaşma o da, olmadı. O da haklısınız. Yani ben Cumhurbaşkanlığı kararı verilirken beni umutla onu kabul etmiş olabilir diye düşündüm. Sonuç olarak bir aldanma söz konusu oldu o kararda. Yani veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP arasında bir koalisyon olasılığının aslında belki de MHP'nin kafasında hiç olmadığı da ortaya çıkmış olabilir. Peki şeye gelelim, ben bir başka bugüne gelirsek... Şeyi sorabilir miyiz önce bir, sizin sorunuzdan önce teknik bir soru. Ankara'da yanlış anlamadıysam diğer genel başkan adayı Muharrem İnce ile birlikte imza toplanması hususunda, düzeltin. Eğer öyleyse hangi aşamada olağanüstü kurultay için imza toplama süreci? Yine şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu aslında parti içi bir muhalefet değil. Bu parti için bir iktidar hareketi. Yani partinin daha başarılı olabilmesi için bir çalışma, bir hareket. Burada da öncelikli, yani bunun gerçekleşebilmesi için olağanüstü kurultayın bir an evvel toplanması lazım. Yani zaman kaybetmememiz imza lazım. İmza toplayabiliyor musunuz? Şu anda önceliğimiz imza toplamak. Burada da bu imza toplamada son kurultayda, son olağan kurultayda seçilmiş il başkanlarımız yaklaşık 60'a yakın, aynı zamanda onlar kurultay delegeleri, onların başlattığı bir çalışma. Diğer aday arkadaşımız işte Sayın Muharrem İnce, ben imza toplarken ben öne çıkmıyorum, o da öne çıkmıyor. Burada amaç olağanüstü kurultayı toplamak. Onun için burada da bir dayanışma
içerisinde çalışılıyor. İmza toplama 15 günlük bir süreç. Bugün 4. günü bitti. Yani yaptığımız hesaba göre olasılık, yani kurultayın toplanabileceği 595 imzaya ihtiyaç var. Hı hı. Bu olasılığı, dediğim gibi bir olasılık, bunun bir garantisi yok ama büyük bir olasılık olduğu için bu çalışmaya başladık. Şu anda da o çalışma normal koşullarda devam ediyor. Balbay'la da aslında bir amaç birliği içinde olduğunuz görülüyor, değil mi? O da olağanüstü kurultaya destek veriyor. Sayın Mustafa Balbay olağan kurultay imza vermeyeceğini söyledi. Hayır, evet. O olağanüstü kurultayı istemiyor. O olağan kurultay olursa yani orada kendi adaylığını açıkladı. Peki diğer sorunuz neydi? Ben de bugüne gelecektim. Hı-hı. Aslında soruyu da yani geçmişi bir tarafa bırakalım, ileriye bakalım diye. Hı-hı. Peki bir başkan değişikliğini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni fırlatacağını düşünüyor musunuz? Yani sorun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olanlar, başına gelecek başkanlar, yeni başkan veya eski başkan başkanlarda mı? Bunun mutlaka bir önemli bir etkisi, şüphesiz ki vardır. Ya da sorun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün sıkışmış olduğu bu çerçevede kalması mı? Veyahut da iktidarın henüz daha iktidarı destekleyen güçlerin henüz daha desteklerini iktidardan çekmemelerinde mi? Çünkü siz bir iktidar ne zaman, mesela ben Almanya'dan bahsettiniz, Alman Sosyal Demokratları hep iktidar için şey, evet 23-25'te yıllardır kalır ve koalisyon ortağıdır. Büyük koalisyon orada yıllardır kuruluyor. Yani ne kadar iyi olursanız olun, ne kadar başarılı olursanız olun, bir partinin, muhalefetteki bir partinin mutlaka iktidar olacağı gibi bir durum yok aslında. Dünyada da böyle bir örnekler diyor. Ama başarısı da var ama yani işler yolunda gidiyor gibi göründüğü zaman millette daha çok iktidar etrafında toplanıyor gibi. Zamanın ruhu nedir yani? Zamanı mıdır? Bir sürü soru var burada şimdi size. Demokrasinin çalıştığı ülkelerde baraj sorunu yok zaten. Evet. Baraj sorunu olmadığı zaman yani %3 oluyor. Bazen olmuyor. Baraj Avrupa'da da öyle. Buralarda %30'lar, azami %35'ler zaten yeterli bir güç atfediyor o partilere. Ve orada işte daha küçük partilerle bir koalisyon oluyor ve aslında demokrasi açısından daha sağlıklı o tür yapılar. Şimdi Türkiye'de antidemokratik bir sistem olduğu için %10 barajı bir kere büyük bir engel. %10 barajı engel olduğu için de, yani nasıl engel, 2002 seçimlerinde aşağı yukarı oyların %46'sı çöpe gitti baraj üzerinden. 15 milyon oy, yani iki kişiden bir kişinin oyu çöpe gitti. Yani hakikaten antidemokratik bir uygulama. Böyle yine gidebilirdi. Efendim? Bu seçimde de gidebilirdi. Tabii. Hatta tabii. İki partinin oyları bile gidebilirdi çöpe. Tabii doğru. Yani o tam iniş. Yani barajın üstünde zar zor geçtiler. Haklısınız. Evet. Burada tabii böyle olduğu zaman siz o zaman bir anlamda iki kutup var. Yani bir tarafta işte iktidar partisi, bir tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi. Ancak tek başına iktidar olmayı alternatif olabilir veya zorlayabilir. Diğer partiler olamaz. Yani matematik olarak da. Nasıl konuşursak, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yenilendi 2010'da. Tazelendi, yeni bir siyaset anlayışını benimsedi, bir lider değişimi oldu, bir sıçrama yarattı. Sizin geçen makalenizde de, köşenizde de yani bir rüzgar esti ama o rüzgar %25'lerde durdu, dondu. Şimdi yeni bir rüzgara ihtiyaç var. Normal bir zamanda olmadığı için yani diyebilirdik ki önümüzde işte bir 4 sene var. Rahat rahat parti işte zamana bıraksın, içerisinde o yapılanmayı yapsın. Ama normal bir zamanda yaşamıyoruz. Yani şöyle bakalım, 2 Kasım'da 1 Kasım seçimleri bitti. 2 Kasım'da AKP başkanlık rejimini yine gündeme getirdi. Hatta bunu referanduma sokabiliriz dedi. Yani Türkiye'nin başka sorunu yokmuş gibi. Şimdi bunun şu anlama geliyor. Cumhuriyetin değerleri hem
gerici, hem bölücü, yıkıcı tehdit altında. Dolayısıyla onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer bu tehdidi bertaraf edecek bugün tek örgütlü kurumsa Cumhuriyet Halk Partisi, aynı zamanda Cumhuriyeti kuran ve tabii ki kollayan parti, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç zaman kaybetmeden güç kazanması gerekiyor. Yani bir güç, bir olması lazım, iri olması lazım, diri olması lazım. Ve yeniden küllerinden doğarak umut olması lazım partinin. İnsanlara umut vermesi lazım. Çünkü 1 Kasım günü akşamı ya da 2 Kasım sabahı Türkiye'nin her yerinde en azından %51'de, hatta %49'un da bir kısmında büyük bir umutsuzluk vardı. Büyük büyük bir karamsarlık vardı. Bunu biz yani ana muhalefet ve partisi olarak ve iktidarı hedefleyen parti olarak bunu hemen bu olumsuz duruma olumlu duruma çevirmemiz lazım. Nasıl yapabiliriz? Tartışarak, peki, gerçeklerle yüzleşerek. Yani neden başarısız olduk? Peki, peki bu yeni rüzgarı estirecek olan siz ya da diğer genel başkan adaylarından bir tanesinin genel başkanı seçilmesi midir? Yani sadece koltuğa oturanın değişmesi midir? Yoksa yeni bir ideolojik politik hat mıdır CHP için? Siz ne öneriyorsunuz? Bir, CHP'nin delegesi sizi niye genel başkan seçsin? Ne öneriyorsunuz onlara? İki, diyelim ki genel başkan oldunuz. Türkiye'de seçmen niye sizi başbakan seçsin? Ne öneriyorsunuz? Bunlar tabii kademe kademe. Yani kademe kademe yapılması gereken şeyler. Şöyle söyleyeyim. Normalde benim de anlayışım efendim lider gitsin, onun yerine, yani o gitsin, onun yerine başkası gelsin, her şey değişir değil. Demokraside yaşıyor olsak böyle bir şey söylemek mümkün değil. Yani işin bir kadrosu var, işin ideolojisi var, işin hayali var, o iş, o hayalin bir davaya dönüşmesi var. Ama Türkiye'de 1980 askeri darbesinin o zamanın ruhuyla oluşturmuş olduğu anayasa, siyasi partiler yasası, seçim kanunu, seçim barajı maalesef antidemokratik bir bizi bir siyaset sistemiyle karşı karşıya bırakıyor. Yani bugün Türkiye'de işte şu anda konuştuğumuz ya da parlamentoda olan 4 siyasi parti 1250 kişi, her partinin 1250 kişi, yani liderler 1250 kişiyi atıyorlar, belirliyorlar. 1250 kişi de genel başkanı belirliyor. Halbuki mesela gelişmiş toplumlarda, yani ben isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 milyon 200 bin üyesi belirlesin. Niye 1250 kişi belirlesin? Mesela bu Yunanistan'da PASOK'ta yaşandı. PASOK'ta 2007 yılında Papandreou başkan adayı olduğu zaman 68 bin üyesi vardı. Açtı bütün Yunan halkına, üyeye de demiyorum. Bütün Yunan halkına 900 bin kişi geldi. PASOK liderini belirledi. François Hollande, Fransız Sosyalist Parti'nin adayı olurken 165 bin üyesi vardı. Açtılar bütün Fransa'ya. 2,5 milyon Fransız oy kullandı. Yani demokrasilerin olduğu yerde böyle olması lazım. Ha bizde sorduğunuz soru, yani lider değişirse mi bu olur? Bana göre normal şartlarda hayır. Yani bir kişi olmamalı. Ama Türkiye'de evet. Çünkü yani bu sistemde lider çok önemli. Çünkü lider her şeyi belirliyor. Lider her şeyde karar veriyor. Tek karar verici. Dolayısıyla öncelikle o liderlik makamının değişip ve o liderlik makamı değiştiği zaman ne olacak da size Cumhuriyet Halk Partisi, yani siz ne vereceksiniz demin söylediniz. Mesela ben neden liderlik değişmeli diyorum. Çünkü bugün demin söylediğimi bir daha söyleyeceğim. Lider çalışıyor. Emeğine saygı göstermemiz lazım. Alın terine, çabasına. Çalışıyor. Çok çalışıyor. İyi insan. Ama iyi insan olmak, çok çalışmak, eğer başarı getirmiyorsa o zaman dediğim gibi bal yapmayan arı oluyorsunuz. Şimdi öncelikle yapılması gereken şey, yeni bir sisteme ihtiyacı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ne sistemine ihtiyacı var? Yeni bir yönetim ve yeni bir iletişim sistemine ihtiyacı var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilde, 957 ilçede, 1394 yerel seçim bölgesinde yeniden yapılanmalı ve genel merkezle arasında bir hem görev tanımı,
görevlendirme, hem o görevlerin geri bildirimi, hem onların değerlendirilmesi ve ona göre de partide başarı, başarısızlık, efendim ödül, ceza, disiplin mekanizmalarının bir kurum gibi ama bu yüzyılın ruhuna uygun bir kurum gibi. 80'de değil de bu yüzyılın, yani iletişim çağı var, işte teknoloji çağı var. Cumhuriyet Halk Partisi hani bir anlamda demin söylediğimi bir daha söyleyeceğim. Bal yapmayan arı gibi değil de arı gibi çalışmalı, arı kovanı olmalı ama aynı zamanda da bal vermeli, bal üretmeli, sonuç almalı, iktidar olmalı. Başkan yardımcılığı yaptınız. O zaman bu herhalde bunları konuştunuz. O zaman da parti içinde bir öneri, bu yeni bir yapılanma gerektiği konusunu gündeme getirmişsinizdir. Getirdim. Kendi alanımda yaptım. Şu anda uygulanıyor. Mali demokrasi dedik ona. 81 il 957 ilçede kurumsal bir sistem inşa ettik. Değişken parametreleri var. Sabit parametreleri var ve aynı zamanda yani işte yani orada kuruldu mesela mali sistemde. Ama paraları toplayamıyorsunuz sanıyorum. Ayda 1 lirayı. O gelir kısmı ama en azından kaynağın adil, verimli, planlı kullanılmasını sağladık. Yani kaynak kullanımında kural getirdik. Dedik ki %40 örgüte gidecek. Kural getirdik. Dedik ki şu parametrelere göre 81 ile 957 ilçeye şu tarihlerde vereceğiz. Yani bu bir mesela parada bile bunu yapabildik. Örgütte de bunlar yapılabilirdi. İnanın bunları daha evvel Sayın Genel Başkanımızla konuştuk. Dünkü sohbetimizde yani olağanüstü kurultayın dışında yine bu konuyu konuştuk. Kendisi bana sordu. Yani örgütlerin daha etkin, daha verimli çalışması için hani daha evvel konuştuğumuz bu kurumsal yönetişim, hani İngilizcesi good governance dediğimiz, Türkçesi yönetişim uymuyor ama tekrar bunu konuştuk. O zaman da konuşmuştuk ama bu uygulanmadı. Bu uygulanmalı. Yani ben hani en başta yapmam gereken bir genel başkanın veya ben genel başkan olursam yönetebilmem lazım. Yönetebilmem için öncelikle bir sistemimin olması lazım. Ve o sistemimde de kişisel ilişkilere göre değil, dedikoduya göre değil, afaki bir duruma göre değil, kuralları belli ve kurumsal ilişkilerle de ben yönetimimi her kademede sek ve idare edebilmem Peki, lazım. Bu sisteme göre hala çok yaygın bir eleştiri var. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri çalışmıyor. Bunu asla kabul etmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri çalışmıyor diyemeyiz. Kendime de getiriyorum. Eğer böyle bir şey diyorsak kabahat bizdedir. Yani eğer biz yönetim kadrosuysak veya yani bugün eğer partinin genel başkanı böyle bir şey diyemez. O zaman partinin genel başkanı bu konuda sorumludur. Çünkü liderlik... Ben halkta ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanında çalışan, çeşitli ilçelerde bulunan arkadaşların hem şikayetlerini nakletmiş oldum böylece, hem de yaygın bir bu konuda eleştiriyi dile getirdim. Yani tabii ki başkan kendi örgütü için çalışmıyorsunuz falan demez. Ama çalışabilmesi için de gerekli bütün önlemleri alır sanıyorum. Alması Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi de hiçbir yönetim, yani geçmişe fazla gitmeden söyleyeyim, partisini, örgütünü çalışmaz bir durumda tutmaz diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Fakat ona rağmen bir sorun var yani. İşte evet, yani o demin de söylediğim gibi bir yönetim ve iletişim sorunu var. Bir kurumsal bir sek ve idare sorunu var. Genel merkez zaman zaman şu anda ya bu örgütler olmasa daha çok oy alabiliriz kanısına kapılıyor. Bu doğru bir şey değil. O örgütlere ihtiyacımız var. Bu parti 93 yıldır ayaktaysa ve Türk siyaset tarihinde kimler geldi, kimler geçti? Hani siyasi tarihine baktığımız zaman ama Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilde 957 ilçede 1394 yerel seçim bölgesinde bayrağıyla, tabelasıyla eğer bugün varsa bu örgütler sayesinde var. Şüphesiz yani o örgütler olmazsa zaten seçime giremezsiniz parti olarak. Bazı partilerde örgüt yok. Bazı illerde yok. Kağıt üzerinde var. Yani bunu açıkça söyleyebilirim. Kağıt üzerinde var. Siz kitle örgütü olarak yani çok geniş bir tabanınız var size. O anlamda söyledim. Onları ben sayarak saymıyorum bunları yani saydıklarınız. Bu noktada şunu söylemeye çalışıyorum aslında Orhan Bey. Biz
elimizdeki kaynağı daha verimli ve etkin kullanmamız lazım. Muazzam bir kaynak, insan kaynağı. Bu fiziksel olarak da bir güç, beyin olarak da büyük bir güç. Partinin örgüt dışında da büyük bir beyin gücü var. Ama biz bunları dediğim gibi bir yönetim ve iletişim sistemiyle verimli kullanmamız lazım. Yani liderlik aslında budur. Yani partinizi iyi yönetmeniz lazım. Onun için örgüt çalışmıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Örgüt çalışmıyor diyorsak o zaman genel merkez veya yönetim çalışmıyordur, çalıştıramıyordur. Peki, basit bir şey soracağım. Siz siyaseten neredesiniz Umut Orhan olarak? Siz solcu musunuz? Merkez solcu musunuz? Merkezde misiniz? Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz siyaseten? Siyaset yapma, yani siyasette kendimi bulduğum yer, yani kendimi konumlandırdığım yer Cumhuriyet Halk Partisi. Yani gözümü açtım Cumhuriyet Halk Partisi, gözümü kapatırken de Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Cumhuriyet Halk Partili doğdum, oldum Cumhuriyet Halk Partisi ve öyle öleceğim. Yani ben onun bir tarihsel misyonuna, tarihsel geçmişine de büyük bir bağlılığım var. Yani kurucularına bağlılığım var. Ben bundan evvelki şu andaki genel başkan dahil olmak üzere arkadaki 7 tane lidere bağlılığım var. Altı ok ideolojisine bağlılığım var. Dolayısıyla yani neredeyim? Altı ok ideolojisiyle, yani bir kere altı ok ideolojisindeyim. Ama sosyal demokrat bir yapım var. Yani sol ama bugün evrensel sosyal demokrat değerlerle de barışabilmiş bir siyaset anlayışım var. Çünkü Sosyalist Enternasyonel'de aynı zamanda uzun yıllardır orada da bulunuyorum, partiyi temsil ediyorum. Bugün genel başkan yardımcısıyım orada. Dolayısıyla yani altı ok ideolojisine bağlı, daha yeni sol ideallere sahip ama evrensel sosyal demokrat değerlerle de bütünleşmiş bir anlayışım var. Peki ya şu basit soruya nasıl cevap veriyorsunuz? Siz sağcı mısınız, solcu musunuz? Sağcı nasıl olabilirim? Solcu musunuz? Solcuyum. Siz solcusunuz. Peki. Yani solcuyum. Sizin genel başkan olma ihtimalinize karşılık, eğer CHP'nin genel başkanı olursanız, siz bu partiyi şu andaki yönetimin yaptığı gibi, eleştiriler o yönde de, o nedenle söylüyorum, benim eleştirim değil, sağa açmaya devam edecek misiniz? Yoksa o kapıyı kapatıp madem solcusunuz siz bu partiyi sola mı açacaksınız? Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Almanya'da Sosyal Demokrat Partiler, SPD sağdan oy almak veya şöyle diyelim muhafazakarlardan oy almak için hiçbir zaman bir papazı aday göstermezler. Veya Müslümanlardan oy almak için, orada yaşayan Müslümanlardan oy kullanan bir imamı aday göstermezler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ekmelettin İhsanoğlu vakasındaki gibi bizim sağdan oy almak için sağdan aday alarak oy alacağımızı zannediyor şu andaki yönetim. Bu yanlış. Buna katılmıyorum. Bekaroğlu'nun başkan yardımcılığına getirmesi, ön planda tutulmasına ne diyorsunuz? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olsam Bekaroğlu sağdan gelen ve bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne söyledikleri kayıtlarda var. Cumhuriyet Halk Partisi ve kurucularına veya ideolojisine yani alıp onu ilk günden yönetime getirmem. Yani o tür insanların şöyle olabilir orada biz ne yaptık? Yani daha doğrusu bu yönetim ne yaptı? Parti meclisine gösterdi. Ve partinin örgütü, delegasyonu tepki gösterdi. O zaman ne oldu? Kadın kotasından sokuldu. Bu doğru bir şey değil. Yani siz hem sol bir parti olacaksınız, hem özgürlükten, eşitlikten, emekten bahsedeceksiniz. Sonuçta da örgütünüzün istemediklerini, çizdiklerini bir takım işte yan dolamaçlı... Siz olsanız kimi getirdiniz soldan oraya? Soldan. Bu sorunun da cevabı sağdan... yarım kaldı. Genel başkan olursanız partiyi sola açar mısınız? Kesinlikle. Yani zaten partinin bugün en büyük eksikliği altı ok ideolojisinden uzaklaşıyor.
yeni sol idealler, yeni diyorum, yeni sol ideallerden uzaklaşıyor ve merkezden oy almak için veya %25'in üzerine oy alabilmek için sağdan aday getirerek ve onları da yönetim kademesine taşıyarak oy alacağını zannediyor ama oy alamıyor. Ben şu örneği de vermiştim. Siz bu eleştiri yaptınız mı partide? Yapmıştım. Şöyle demiştim hatta. Mesela bizim şu anda bir önceki genel başkanımız 55 yıldır siyasette. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Evet. Yani hala ön seçimle geldi çıktı. 55 yıl. Dile kolay. Şimdi Sayın Deniz Baykal bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etse, yani olmayacak bir şey ama örnek vermek için Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitse bir tane oy gider mi? Bırakın bir tane oyu, bir tane üyenin oyu gider mi? 55 yıldır bu partide bedel ödeyerek siyaset yapmış ve hala ön seçimle gelen bir insan. Gitmez. Bir tane oy da gitmez. Gitmez. Şimdiden. O zaman yani biz sağdan adam aldığımız zaman onu partinin yönetimine, partinin emektarlarına, partinin delegelerine rağmen getiremeyiz. Getirilmemesi lazım. O zaman zaten kopukluk oluyor. Ha eğer sağdan bir aday milletvekili olmak için geliyor ise, benim oy alamadığım, oy çıkaramadığım da bir ilin temsilcisi ise, Sayın Bekaroğlu'nu konuşuyoruz, Rize mi? O zaman gidecek, Rize'den aday olacak. Öyle İstanbul'dan kontenjan montenjan olmayacak. Rize'den gidecek, aday olacak. Oradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı sunacak. Öbür bu türlü... Bu sözcüğün Tanrı kulu için de geçerli mi? Yani o sağdan diyemeyiz şimdi. O farklı bir şey. Yani, ama yani o da yani en azından Kürt seçmenlerden oy alma gibi bir derdi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Sezgin Tanrıkulu getirilmesine karşı olduğum için bunu sormuyorum. Yani Sezgin Tanrıkulu da Kürtlerden oy alması, oy getirmesi beklenen insanlardan biriydi. Ama çok fazla da bir etkisi olmadı. Aslında şöyle Orhan Bey... Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi mesela 7 Haziran seçimleri ve sonuçları %25 oy aldık. Hedefimizden uzak oy aldık. Ne yapmamız lazımdı? Bir siyasi mühendislik yapılması gerekiyordu. Nerelerde eksik oy aldık? O zaman ağır toplarımızı, yani tecrübeli isimlerimizi veya bölgelerdeki güçlü isimleri oralara götürmemiz lazımdı. Mesela Karadeniz'de oyumuz düştü. Çünkü Karadeniz'deki ağır toplarımızı İstanbul'dan kontenjan koyduk. Ankara'dan kontenjan koyduk. Dediğiniz gibi doğuda, güneydoğuda oylarımız düştü. Doğu ve güneydoğuyu temsil eden arkadaşlarımızın biraz artmış. Orada ben baktım karşılaştırma olarak. Yani Haziran seçimleriyle 1 Kasım seçimleri arasında bir fark var. Biraz yükselme var Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarında ama çok da önemli bir yükselme değil tabii. Ama ağır topların orada, yani yerinde ağır oluyor biliyorsunuz. Orada gidip orada sonuç alması lazımdı. Rakip bunu yaptı mı? Yaptı. Rakip ne yaptı? Yaklaşık 7 Haziran listesini %40 oranında değiştirdi. Eski ağır toplarını aldı, farklı illere gönderdi. Biz ne yaptık? Tamam, ön seçime saygı duyuyoruz. Ön seçimden gelen arkadaşlarımızı, yerlerinin koruması. Yani o da hani... dönemler tartışıldı ama tamam, saygı duyuyoruz ama yine de bir değişiklik yapılabilirdi. Sorunuza gelirsek, sorunuzu cevabı şu. Ben sağdan ancak bir hayalim olursa, bir hikayem olursa oy alabilirim. Yani öyle bir Türkiye hayal etmem lazım ki, öyle bir Türkiye vaat etmem lazım ki o insanlar, yani bu partiye bana oy verecek insanların gelecekle ilgili kaygılarını benim hayal ettiğim, vaat ettiğim Türkiye'de bu işsizliğinden, eğitiminden, sağlığından, sosyal devletinden, efendim sosyal adaletinden, yani ben bir hayal kurmam lazım. Şimdi karşı taraf ne yapıyor? Ben doğru bulmuyorum ama onun bir hayali var. Onun kafası, kafa yapısına göre bir hayali var. Diyor ki ben başkanlık sistemi getireceğim. Tek adam olacağım. Türkiye daha iyi yönetilecek diyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sağdan adam alma kolaycılığı yapmamalı. Ne yapmalı? Cumhuriyet Halk Partisi de yeni bir, yepyeni bir demokrasiyi tekrardan tanımlamalı. Bugünkü demokrasiden memnun muyuz? Ben değilim. Bence siz de değilsiniz. Siz de değilsiniz. Şu anda bizim
bu emek veren arkadaşlarımız bu çekimi gerçekleştiren arkadaşlarımız da değil, sokaktaki vatandaş da değil. Çünkü niye? Şu andaki demokrasi sistemi, siyaset sistemi 1980 darbesiyle, askeri darbeyle, anayasasıyla, siyasi parti yasasıyla, seçim kanunuyla ve barajıyla hem 35 sene evvel geri kalmış, hem de o zamanın ruhunda bir darbe yapan asker anlayışıyla şu anda bu sistem var. Bu sistem antidemokratik bir sistem. O zaman ben kalkıp da kolaycılık yaparak sağdan onu bunu getirip de ben oy alacağım diye bekleme hayaline kapılmaktansa çalışacağım, ne yapacağım? O zaman ben yeni bir Türkiye'yi, yeni bir yepyeni bir demokrasiyi yeniden inşa edip tanımlamam lazım. Nasıl bir demokrasi olmalı? Katılımcılık, çoğulculuk, efendim Cumhuriyet Halk Partisi içinde aslında bu sesleri çok duyuyoruz. Ben başka bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Size? Siz iddialı bir insansınız ve yani parti başkanlığı için ilk resmi böyle adaylığınızı koydunuz ama geçmişte de hep ona yönelik bir çabanızı ben görüyordum. Şimdi ilk 15 oydan beri Umut evet, Bey CHP Genel evet, Başkanı'dayız. Siz 1 Kasım seçimlerinde başkan olarak girdiniz, giriyorsunuz. Diyelim. Evet, giriyorsunuz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu Haziran'da %25. Bunu %35'lere nasıl çıkartırdınız? Şöyle söyleyeyim. Nasıl bir programla zamanımız, milletin karşısına çıkıyor? Var, bir 3-4 dakikamız daha var. Ben işimi, gücümü bırakarak siyasete girdim. Bütün özel hayatımı da bırakarak girdim. Aslında sivil toplumculuktan çok mutluydum. Çünkü orada proje üretiyorsunuz, gönüllü çalışıyorsunuz ve onu realize ediyorsunuz, gerçekleştiriyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. Ve hayatım, şu anda iddia ederim ki aşağı yukarı 25 yılım Anadolu'nun her yerinde geçti. Özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, kalkınma çalıştım, göç çalıştım, GAP çalıştım, sağlık görme çalışma imkanım oldu oralarda yerinde. Siyasete niye girdim? Çünkü yani daha sivil toplumda... Onlar tamam. Siz şimdi başkan olarak, başkan olsaydınız Türkiye'yi nasıl, Cumhuriyet Halk Partisi'nin %30'ların üzerine nasıl bir programla sıçratırdınız? Yani çünkü adaylığınızı da koydunuz, bir iddianız var çünkü orada. Önce kendi... Yeteneklerinizi biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdıklarınızı da biliyoruz. Siyasete atılımınız, girmeniz çok da iyi oldu. Bunları, bu konuyu hiç tartışmıyoruz bunları. Bize Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kasım'da %30'un üzerine nasıl sıçratırdınız onu anlatır mısınız? Önce yani ilk yapmam gereken şey partimin yönetim ve iletişim sistemini yani kurumsal yapıya getirmek. Bu çok önemli. Bu bir. Yani bunu yapmadan başaramazsınız. Bu en önemli şey. İki, ve bu öyle çok hemen böyle bir ayda iki ayda olacak bir şey değil. Bu çok bir kurumsal çalışma ve yani mesela onu Atatürk'ün söylediği gibi ne diyor? Size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyor. Yani öyle bir sistem kuracaksınız ki oradaki her organınız gerçekten o davaya inanacak ve o başarı için çalışacak. Siz de onu ölçebileceksiniz ve yönetebileceksiniz. İki, bizim gibi sol partilerde, sosyal demokrat partilerde Avrupa'da gölge kabine sistemi var. Mesela en iyi uygulayan İngiliz İşçi Partisi. Şimdi biz parlamentoda bunu uygulamıyoruz. Halbuki parlamentoda aslında komisyonlar var. O komisyonun Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu var. Her grubun bir sözcüsü var. Yani ikinci en önemli şey parlamentonun bir gölge kabine gibi çalışması. Orada gölge kabine bakanlarınızı açıklayacaksınız. Efendim Orhan Bey'i yaparsam Sedat Bey alınır demeyeceksiniz. Orhan Bey hak ediyorsa Orhan Bey olacak. Yapamıyorsa görevden alacaksınız, Sedat Bey'i atayacaksınız. Ama bir bakan gibi çalışacak. Ve iktidarın her gün ensesinde boza pişirecek. Her gün. Yani o bakanlar ondan korkacaklar. Yapılabilir mi? Mesela ben size söyleyeyim. Ben dışişleri mensubu falan değilim. Ben karma parlamento komisyonunda partinin sözcülüğünü yaptım. İnanın Avrupa Birliği Bakanı da, Dışişleri Bakanı da yani beni görmekten,
benimle beraber aynı toplantıda olmaktan rahatsız oluyorlardı. Niye? Ben yani bu doğrusu bu. Çünkü ben sürekli olarak onları izliyordum. Programlarına bakıyorum, günlük programlarına bakıyorum ve her gittikleri yere gidiyorum ve yanlış yaptıklarını söylüyorum. Neler yapmaları gerektiğini söylüyorum. Daha da ileri gidiyorum, Avrupa Birliği'ne gidiyorum, anlatıyorum. Bunların iki yüzlüdür. Burada böyle diyor, orada böyle yapıyor. Ve bütün bunların sonucunda da ilerleme raporlarına, bütün hükümetin yargıyla ilgili, efendim özel yetkili mahkemeleriyle ilgili, basın özgürlüğüyle ilgili bunların hepsini ince oraya koyabildik. Yani gölge kabine, hani bunu söylerken İngiltere'de var, İşçi Partisi'nde var da burada olur mu olmaz mı ben pratikte uyguladım. Oluyor. Yani bunu uyguladım. CHP'nin bu programı yanlış mıydı? Bu 1 Kasım programı ve 7 Haziran seçimleri için millete çıkışı programı öyle çıktı. Hayır. Yani yanlış diyemeyiz. Yine emeğe haksızlık yapmamamız lazım. Ama yani sizin de sorduğunuz sol değil bu. Yani sol yok burada. Bu yani ihtiyaca cevap veriyor. Doğru. Ama ihtiyaca cevap vermesi yeterli değil. İhtiyaca cevap vermek zaten siyasetin görevi. Nitekim bizim söylediğimizi AKP de söylüyor. Bizim söylediğimizi MHP de söylüyor. Mesela diyeceğim ki ben özelleştirmeye karşıyım. Bitti. Yani hadi bakayım AKP söylesin. Yani benim bir sol duyumun olması lazım. Benim bir sol vizyonumun olması lazım. Yani benim söylediğimi, benim soldan söylediğimi sağ parti söyleyemez. Mesela nükleerle ilgili efendim veya işte eğitimin özelleştirilmesi. Karşıyım. Bitti nokta. Sağlık özelleştirilemez. Bitti nokta. Bunu sağ söyleyebilir mi? Söyleyemez. Yani bunun gibi benim çok net ideolojimi ortaya koymam lazım. Ve burada da temel benim odağım insan, onun sorunlarını çözüm, ona hizmet ve ona umutlu, mutlu bir gelecek hayali verebilmem lazım. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a Türkiye'de yüzlerce sivil, asker, polis öldü, çatışmalarda öldü, bombalı saldırılarda öldü. Temel meselelerimizden bir tanesi Kürt meselesi. Siz o meselede nerede duruyorsunuz? CHP'ye genel başkan olursanız partinin Kürt sorununa ilişkin politikalarında nasıl bir değişiklik öngörüyorsunuz? Şimdi Kürt sorununda veya işte PKK veya Güneydoğu yani bir sorun var. Ve bu da artık akut, devamlı bir kanayan bir yara. Tabii ki kanın durması lazım. Fakat burada bir tarihi yanlışlık yapılıyor veya siyaset bundan besleniyor. Sürekli bu sorunu tek bir gündemle tartışıyoruz. Nedir o? Kimlik. Şunu demek istemiyorum. Yani kimlik sorunu yoktur demiyorum. Evet, kimlik sorunu vardır. Kürt yurttaşlarımızın kültürel bir takım temel haklarıyla ilgili kimliklerini veya kendilerini daha özgür ifade etmeleriyle ilgili sorunlar vardır. Bunu yani küçümsemiyorum. Hı. Ama biz dikkat ederseniz neredeyse 1984'ten beri sadece bu konuya bu pencereden bakıyoruz. Sadece gündem olarak bununla şey yapıyoruz ve burada da bazı kırmızı çizgiler olabiliyor. Yani uzlaşılamıyor belli noktalarda. Kaldı ki orada da çok iyi bir referans var, Avrupa Birliği. Yani temel hak ve özgürlüklerde, efendim eğitimde, ana dilde eğitimde, işte yerel yönetimlerle ilgili Avrupa Birliği zaten yani biz de tam üye olmak istiyoruz. Burada bir çalışma yapıyor, bir tartışma yapıyor ve orada da hala bir sonuç alamamış. Yani bizim oraya da bakmamız lazım. Oraya bakmıyoruz, biz burada kısır kayıkçı kavgası olarak bunu yapıyoruz. Hı hı. Şimdi ama atlanan bir şey var. Bunu söylerken o hal öncesi yani 80 dönemi, 90 dönemi oralarda gitmiş, oralarda en ücra yerlerde gitmiş, çalışmış, oralara kalkınma işte nasıl olur, işsizlik nasıl çözülür, göç nasıl engellenir bunları sahada gönüllü olarak çalışmış bir insan olarak söylüyorum. Peki nerede insani kalkınma? Yok. Yani insani kalkınma konuşmuyoruz. Nerede ekonomik kalkınma? Yok. Peki nerede sosyal kalkınma? Yok. Peki
Yani bunu sadece tek boyutla bakarsanız çözebiliyor musunuz, çözemiyorsunuz. Bu artık sonuç, yani burada belli. Öbür konuları da konuşmamız lazım. Niye GAP'ı konuşmuyoruz mesela? Niye göçü konuşmuyoruz? Son 5 yılda 22 ilden 1 milyona yakın insan göç etmiş. Son 5 yılda. 1 milyona yakın insan göç etmiş. Yani o bölgeden. Bağlarsanız, toparlarsanız. Yani bu konuda ben şuna inanıyorum. Samimi olmak lazım, sahici olmak lazım, empati yapmak lazım ve tek boyutta sadece bakmamak lazım. Çok boyutlu bakmak lazım. Kişimik artık dış boyutu da başladı. Yani bunun işte bizim coğrafyamızdaki, Orta Doğu'daki gelişmeleri de ayrı değerlendirmek lazım. Irak, Suriye, İran, oraya da bakarak, oradaki hareketlere de bakarak, Kürt hareketlerinden bahsediyorum. Ama yani burada bir kanayan yara var. Bu kanayan yaranın bir an evvel kanın durması gerekiyor. Bu yaranın bir an evvel pansuman edilmesi gerekiyor. Bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Ve bu yaranın kabuk bağlaması gerekiyor. Ve bu yaranın geçmesi gerekiyor. Sadece tek ilaçla çözülemez. Yani kimlikle kaç yıldır çözülemedi. Yani aynı şeyi yaparak farklı sonuç alınamaz. Ben diyorum ki ben bunu mutlaka insani kalkınma boyutunu çok ciddi bir şekilde, samimi bir şekilde o bölgeye giderek. Yani benim düşüncem şu. O bölgede 26 tane il var, Doğu ve Güneydoğu. Ben yani benim başkanlığım diyelim, genel başkanlığım boyunca Ankara'da değil, o 26 ile onların ilçelerine, onların köylerine, sadece kendi partimin örgütüne değil, oradaki sivil toplum örgütlerine, oradaki sendikalara, hatta oradaki diğer parti temsilcilerini de çağırarak bir masa etrafında atananlar, seçilenler, efendim vekiller, neyse oradaki ne varsa, yani oradaki karar alma merciindeki karar vericiler, hepsini bir araya getirerek, dediğim gibi insani kalkınma boyutu, sosyal kalkınma boyutu, ekonomik kalkınma boyutu, göç meselesi, işsizlik meselesi, GAP meselesi, tabii ki kimlik meselesi. Bunu bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Orada tabii öyle yapacağınız böyle bir toplantıyı PKK'nın basma ve dağıtma olasılığı var mı? O hal döneminde yaptık, yaptım, katıldım. Hiçbir şey olmadı. Yani siz samimi bir şekilde giderseniz ve bunda da yani bir hayalinizin ve bir projenizin, yani bir hayalinizin, hedefinizin olduğunu onlara anlatırsanız, hayır, hele yani siz keşke yasa yapıcı da olsanız, yani iktidar olsanız. Bakın bir şey söyleyeceğim, teşvik yasası. Eğer 2004'teki teşvik yasası doğru dürüst çıkabilseydi, insani kalkınma, sosyal kalkınma ve ekonomik kalkınma boyutuyla oraya çok büyük imkanlar, fırsatlar verirdi. Bugün belki çok daha az terör konuşur olurduk. Bunu samimiyetle söylüyorum. Evet. Soracak soru çok ama zamanımız doldu, hatta aştık. Bir şey söyleyeceğim burayla ilgili. İnsanlara doğduğu topraklarda karınlarını doyurmamız gerekiyor. Yerinde iş ve aş sağlamamız gerekiyor ki sosyal barış olsun. Eğer insanlar doğduğu topraklarda karınlarını doyuramıyorsa göç ediyorlar, geliyorlar, işte varoşlarda yaşıyorlar. Ya da göç edemeyen de dağa çıkıyor, başka yollara gidiyor. Onun için devlet olarak, siyaset kurumu olarak biz onlara doğduğu topraklarda insani yaşam şartı ve o fırsatları sunmamız gerekiyor. Yani ekonomik ve sosyal yardımla veyahut orada bir kalkınmayla özellik talebini tamamen salt dışı bırakabileceğiniz düşünüyorsunuz. Yani iktisatçı olarak da söyleyeyim, balık vererek bu iş olmaz. Onlara balık tutmayı öğretmemiz lazım. Sürdürülebilir onların insani yaşamları için. Sadece balık tutmak da yeterli değil. Yani balığı tuttunuz, ne yapacaksınız? Yani nerede saklayacaksınız? Nasıl işleyeceksiniz? Nasıl onları satacaksınız? Oralarda girişimcilik, oralarda yenilikçilik, oralarda yaratıcılık, oralarda işe göre eğitim. Gaziantep. Adam gitmiş üniversitede şey açmış. Deniz su ürünleri mühendisliği. Sordum, nasıl açarsın? Gaziantep'te deniz var mı? Dedi ki benim hayalimde bu bölümü yaptım. Böyle bir eğitim olabilir mi? Peki. Umut Orhan, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka programda diğer sorularımızı da size umarım yöneltme imkanı buluruz. Orhan Bursalı, katkınız için çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bu özel yayında konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı Umut Orhan'dı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Başarı diliyoruz. Sağ olun.